cüzdanın tahtemi ve yüzüklerin takılmasından sonra bir fasta kesimimiz olacak değerli protokolümüzü. Çok kısa bir süre daha aramızda misafir edeceğiz. Bu arada görevli arkadaşlarımızdan da rica edelim. Hemen giriş bölümünde pastayı hazır bulundursunlar. Merasimin ardından pastamızı kesmek üzere içeriye alacağız. Tebrik ederiz tekrar. Başkanım buyurun. Evladımızla Ayça evladımızın büyük törenle bulunmakta büyük onur duyduğunu belirtmek istiyorum. Her iki evladımızın adına ve ailelerin adına hepinize hoş geldiniz diyor. İyi akşamlar diliyorum. Tabii evlilik önemli bir meselesi. Türk toplumunun temeli de aileye dayanır. Aile sağlık ve sağlam olursa toplumda sağlam ve sağlıklı olur. Ben inanıyorum ki Ayça ve Çağdaş bu evliliği bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir şekilde götüreceklerdir. İyi günde, kötü günde hep birbirlerinin yanında olacaklardır. Küçük şeylere problem etmeyecekler, sevgiyle o problemleri aşacaklardır. Onlar biliyor ki kendilerinin mutluluğunda sadece kendileri mutlu olmayacak, aynı zamanda kendilerini sevenleri de mutlu edeceklerini bileceklerdir, biliyorlardır. Dolayısıyla ben bu evli çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dilerken bu evli çiftlerimizin mürüvvetlerini her iki ailenin de görmesini temenni ediyorum. Evli çiftlere de bir ömür boyu huzur, mutlu bir şekilde bu evliliği devam ettirmeleri, idame ettirmelerini temenni ediyorum. Ve evlilik cüzdanını damat ve gelin hanıma birlikte veriyorum. Çünkü bu yuvayı birlikte götürecekler. İnşallah güzel günlerde, daha güzel şeylerde buluşmak temennisiyle diyorum. Evlilik cüzdanlarını takdim ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Bu evliliğin her iki aileye de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her iki aile de bizim çok geçmişten bugüne gelen dostlarımızdır. Ümit ediyoruz ki bu evlilik hepsine şans getirsin, bereket getirsin, huzur getirsin. Bu dileklerimiz de gençlerin, müziklerinin... Müziklerin nasıl çıkacağını öyle mi? Önce kızımıza takalım. Ümit ediyorum ki bu balık... Ben sana sokmanı isteyenlere de bu makasını keser. Değil mi? Ümit ediyoruz hiçbir ifak bu evliliği bozamaz. Demin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgiden bahsetti, sevginin bu evliliği yürüteceğini bahsetti ama bence sevgi kadar saygı da önemli. Yani sevgi zaman zaman azalır ama saygı olursa hepsini ortadan mutlaka kaldırır. Tekrar hayır uğurlu olsun. Bir evliliği mutluluklar diliyoruz. Ben de her iki ailemize ve genç çiftlere mutluluklar diliyorum. Ömürleri şimdi tadında olsun inşallah. Hayır olan Emniyet Müdürümüz çok güzel şair gibi konuştu. Bugün de esasında Emniyet Müdürümüzün engeller yararına değil mi? Engeller yararına imza töreni vardı. Esasında oraya can gönderle katılmak istiyordum. Ancak eski Malatya valimiz ve şimdiki Ankara valimiz Vasip Bey misafir olarak gelince artık oraya da intikal edemedik ama Emniyet Müdürümüz şair ruhudur. Şair ruhlu olanlar da insanları çok sever. Teşekkür ederim. Bir de
Adıyaman'ın Emniyet Müdür Yardımcımız da burada, Bölge Başkanımız da burada, Almanya Türk Federasyon, Malatya Federasyon Genel Başkanımız da burada. Ben hepinizin, herkese de hoş geldiniz diyorum. Yani bu böyle bir fotoğrafta bulunmaktan da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Size de aynı akşamlar, iyi akşamlar. Evet, şimdi pastamızı alacağız değerli protokolümüzü bırakmayalım. Gelin hanımla damat beyle birlikte pasta kesimi gerçekleştireceğiz. Pastamız hazır mı? Evet, yine alkışlarınız.
açıkçası.